Gül Birliği'nin gül çiçeği için açıkladığı 7.80 liralık fiyata tepkiler gelmeye devam ediyor. Güneykent'teki gül üreticileri fiyatın yetersiz olduğunu ifade ederek taleplerini dile getirdiler. İyi Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur da Güneykent'e gitti ve gül üreticilerinin sorunlarını yerinde dinledi. Gül üreticileri adına konuşan Onur Kozluca, Gül Birliği'nin Güneykent'e kota koyduğunu belirterek bu kotanın kaldırılmasını istediklerini söyledi. Öncelikle vekilim sesimize ses olduğu için ben teşekkür ediyorum kendilerine. Gül Birlik Güneykent'e kota koyuyor. Kotayı tamamen kaldırmasını istiyoruz Güneykent'ten. Köylerden, ilçelerden tamamen gülünü alırken bizim buradan çok az bir gül alıyor Gül Birlik. Bu da tüccarın önünü açıyor. İkinci sıkıntımız gülün fiyatının belli olmaması. Şimdi biz gülü veriyoruz kantarlara. Topluyoruz. 6 ay sonra bize fiyatın açıklaması yapılıyor. 7 liradan tüccar para vermeye kalktı bize. Biz 3,5 TL'ye toplattık zaten bu gülü. Kozluca Güneykent'te bulunan gül yağı fabrikasını çalıştıracaklarını belirtti. Ya 2010 yılında da bu şekilde olmuştu bir ara fiyatlar. Biz o fabrikayı kurduk, çalıştırdık. Direkt gülün fiyatı 2 katına çıktı o zaman. 3 liradan 6 liraya çıktı. Ondan sonraki yıl 6,5'a çıktı. 6,5'tan 8, 9 derken çıktı. Şimdi artık geriye döndü tekrar. Tekrar fabrikayı çalıştıracağız. İyi Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, gül konusunda kanun teklifi vereceğini belirterek AK Parti Isparta Milletvekillerine çağrıda bulundu. Sizin evet üretmeye devam etmeniz lazım. Yapabiliyorsanız fabrikanızı işletebilmeniz lazım. Bu fabrikayı işletebilmeniz için bizim size destek ne buluyorsak, pazardı, yatırımcı, elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Ondan şüpheniz olmasın ama bunun şahsi Aylin Cesur'la başka biriyle şahsi ya da Mahmut Bey'le, Davut'la onunla şahsi değil. Bundan sonra bunu kurumsal, düzenli, devletin sahip çıktığı bir sisteme dönüşmesi lazım. Nasıl olacak? Onun için kanun teklifi veriyorum. Orada söyledim. Dediler ki saksıda gülü saksıda görenler. Birader, gül saksı bitkisi değildir. Gül bahçe bitkisidir. Ama Isparta'da gül tarla bitkisidir, tarla. Sen daha gülü saksıda görenler derken gülün nerede yetiştirildiğinden haberin yoksa gül saksıda 100 yılda bir denk gelir. Gül, biz gülü Allah'a şükür nerede gördüğümüzü biliyoruz ama gören görmeyen kim varsa buna sahip çıkması gerekiyor. Sizler birlik beraberliğinizi kaybetmeyip tüccara da, gül birliğe de, iktidar partisi milletvekillerine de sesinizi duyurmanız lazım. Onları ben meclise davet ettim. Dedim ki teklif verin ben destekleyeceğim. Siz indirin. 3 tane AK Parti milletvekilimiz var. Söylüyorum onlar indirsin ben destekleyeceğim. Biz destekleyeceğiz. Onlar eğer indirmiyorsa, onlar sahip çıkamıyorsa ben çıkıyorum. Bana yardımcı olun ben yaptırıyorum işte çalışmaları.